Bakalım siz de keyif alacak mısınız? Üçüncü dereceden baş katsayısı 1 olan diye başlıyorum. ÖSYM en yüksek dereceli terim diye başlar. Aslında sözel ifadeleri de biraz hani soru uzamasın daha çok diye böyle kısalttım ama yani en yüksek dereceli teriminin katsayısı diye başlayacaktır soruda. Üçüncü dereceden en yüksek dereceli teriminin katsayısı 1 olan tam sayı katsayılı PX polinomunun köklerinden birisi diğer ikisinin toplamının 1 eksiğine eşittir. Yani şöyle düşünebiliriz. Mesela x1 artı x2 köklerinden birisi ötekinin toplamının 1 eksiğine. Hemen eşittir diyorum bu x3. Yani 3 tane kökün olduğunu söylüyorum. Diğer ikisinin toplamının 1 eksiği nedir? Öteki kökü verecektir. Peki. Bunlar kök olduğu için de şöyle px1, px2, px3 eşittir 0 diyebiliriz. Peki. Qx eşittir x kare eksi 4x artı m polinomu px polinomunun bir çarpanıdır. Yani px eşittir x kare eksi 4x artı m çarpı ne? Bir şey. O bir şeyi bilmiyorum. Ama orada bir çarpan olacak. Kaçıncı derece ne olacak peki? Birinci derece ne olacak? Dolayısıyla şöyle yani burası ikinci dereceden şurası da birinci derece ne olacak? O zaman burada x eksi x3 desek mesela. O x3 kökümüz burada olsa. Fark eder mi? X eksi x2 de diyebiliriz. Yani bir tanesini oraya yerleştirelim biz köklerden. Birinci dereceden bir ifade olduğunu nereden biliyorum? Çünkü px üçüncü dereceden. Bu adam ikinci dereceden. Burası birinci dereceden olacak. Tamam bunu da anladık. Şimdi gelelim şuradaki ifadeye. Qx artı 2'nin x eksi 1 ile bölümden kalan eksi 8. Yani şöyle bir şey. x'e 1 yazarsan qx artı 2'de q3 eşittir eksi 8 olacaktır. Dolayısıyla burada 1 koyduğum q3 eksi 8. Ben bunu kullanırım arkadaş. Çünkü qx belli yani. X kare eksi 4x artı m. Onu şurada yanda yapalım. q3 eşittir 9 eksi 12 artı m. q3 eksi 8. Eksi 8 eşittir eksi 3 artı m. M buradan eksi 5 gelecektir. Öyleyse bakın m'yi bulduk. Burası şu m'miz eksi 5. Yani buraya yerine koyabiliriz artık. Eksi 5 diye. X kare eksi 4x eksi 5 çarpı x eksi x 3. Şimdi başka? Evet. Ne soruyor? Px eksi 3 polinomunun kökler toplamının en büyük değeri. Yani x yerine 1 koyacağız. Kökler toplamı pardon. X yerine 1 koymayacağız. Bunun kökleri ne olur? Px eksi 3'ün yani x yerine x eksi 3 yazarsak yeni oluşacak kökler eski köklerimiz x1, x2, x3'tü ya. Yeni oluşacak kökler x1 artı 3, x2 artı 3, x3 artı 3. Yani 3 fazlalarıdır. Çünkü bu ne yapmak demek? Px polinomunu 3 birim sağa çekmek demek. Bunun kökler toplamının en büyük değeri demek. x1, x2, x3'ü topla. 3, 3, 3 hepsinde 3 kere 3, 9. Bunun maksimum değerini bul demek. Doğru mu? Peki arkadaşlar şimdi sorunun sonlarına doğru geliyoruz. Buradaki eksi 5 dediğimiz ifade yani şurayı soruyu anlamak için yapmıştık. Esas işlem burada. Eksi 5 çarpı 1 diye yazılırsa x eksi 5 çarpı x artı 1 çarpı x eksi 3 x eksi x 3 diyebilir miyiz? Deriz. Yani dolayısıyla bir kökümüz mesela 5 diğer kökümüz eksi 1 bir de x 3'ümüz var diyebiliriz. Fakat bakın burada en büyük değer diye niye soruyorum? Şimdi ben hangisinin x 3 olduğunu bilmiyordum. Bunu rastgele yerleştirdim. Değil mi? Yani şöyle bir şey vardı. Oraya x eksi x2'yi de koyabilirdim. Yani başlangıçta sadece aklımda bir şey şekillensin diye oraya bir kök koydum. Bir kökü orada dedim. Öyleyse arkadaşlar şöyle desek daha mı pratik olur? Bakın bizim bu x 3'ü bilmediğimiz için biz x 3 dediğimiz bu ifade yerine mesela şu x 1 x 2'yi de silerekten c desem yani köklerim şöyle mi olacaktı? İşte 5 eksi 1 c değil mi? Ya da şöyle olacaktı. X 1 eksi 1 x 2 c x 3 5 ya da mesela x 1 5 x 2 işte eksi mesela ne diyelim c demiştik. Ha, c x 3 eksi 1. Yani burada x 3'ümüzün
alabileceği 3 farklı değer var. Yani x 3'e odaklanırsak eğer, x 3 dediğim adam c olabilir, 5 olabilir, eksi 1 olabilir. Çünkü bilmiyorum hangisi o, hani diğer ikisinin toplamının bir eksiği olan. O zaman şöyle yapacağım. 5 ile eksi 1'in toplamının bir eksiği nedir? Toplamının bir eksiği 3'tür. Değil mi? Dolayısıyla ben buraya 3 diyebilirim bir kökü. Peki eksi 1 ile c'nin toplamının bir eksiği 5 ise c kaç olmalıdır? 7 olmalıdır arkadaşlar ki toplamının bir eksen toplamı 6 kendisi. 7 olursa toplamlar 6 bir eksi 5. 5 ile c'nin toplamının bir eksiği eksi 1 olursa o zaman da c eksi 7 olmak zorunda. Çünkü toplamları eksi 2 olur. 1 eksi eksi 1 olur. Tam tersi. 1 eksi eksi 3 oluyor. Oraya eksi 5 diyeceğim. C eksi 5 olursa 5 ile eksi 5 topla 0. 1 eksi eksi 1. Yani burada şuradaki c kökümüzün olabileceği değerler belli. 3, 7 ve eksi 5. Değil mi arkadaşlar? Bunun da sebebi diğer iki kökün toplamının bir eksiği olacak diye başta söylediğimiz için. Peki şimdi gelelim soruya. Bizden ne istiyordu? Kökler toplamının 9 fazlası lazım. Bir kere buradaki kökler toplamı kaç yapar? Birinci ihtimalde 5 eksi 1 3 8 7. Buradaki kökler toplamı ne yapıyor? 12 1 çık 10. Buradaki kökler toplamı ne yapıyor? Baktığımızda 1 yapıyor. Değil mi? Tekrar bakalım. Bir kök 5, bir kök eksi 1. Evet. Bir kök. Bunların toplamının bir eksiğin 3. Okey. Eksi 1, 7 topla 6, 1 eksi. Şurası 11 yapıyormuş. Heh. Şurayı 12, 11 yapıyor. Evet. Şu an en büyük 11 oldu. Dolayısıyla arkadaşlar 11'in 9 fazlası cevabımız 20 olacaktır. Maksimum 20 olur. Px-3'ün kökler toplamı. Şimdi bu soruda maksadım sizi bunaltmak. Yani bir polinom grafiği sorusu olarak da mesela şu Qx'in grafiğinin bir kısmını verseydim biraz daha hani grafik üzerinden bunu yorumlamanı isteseydim bir tık daha ileri taşıyabilirdim soruyu. Buradaki maksat şu tahmin edilebilir ifadeler yazacaklar. Ve sen bir sınav anında o hangi bilgileri kullanacağına karar vermen gerekecek. Yani birçok bilgi var. Bazıları tahmin edilebilir olabilir. Soru köküne en büyük, en küçük, en az, en çok diye şeyler yazarsa. Bunlar sınavın bence köşe taşları olacak, soru tarzları olacak. En azlı, en çoklu, en büyüklü, en küçük sorular tahmin edilmeye dayalı bazı şeyleri yürütmeniz gerekecek ve içinde bolca da bilgi olacak. Şu an bu soruyla ilgili düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Cevabımız 20 arkadaşlar. Hoşça kalın. Bugün bonus sorumuzdu bu. Bir sonraki videoda yine artı birleyeceğiz. 20-23'te. Değil mi? 20-23. 2023 hedefi olanlarla 2023 hedefimiz 20-23'te buluşuyoruz.